İtalyan bilim insanı Türkiye'deki deprem felaketini değerlendirdi. Yer 3 metre hareket etti. İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün başkanı Carlo Doglioni İtalyan medyasına konuştu. Türkiye'de arka arkaya meydana gelen şiddetli depremler bölgede endişe ve korku yaratırken İtalya'dan da dikkat çekici açıklamalar geliyor. Depremin ardından İtalya'nın güneyinde sahillere yaklaşmayın açıklaması yapılırken tsunami uyarısı da gelmişti. Bir süre sonra İtalyan makamlar tsunami uyarısını kaldırsa da İtalya'da deprem konusunda sayılı isimlerden biri olan İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün ve Başkanı Carlo Doglioni İtalyan medyasına konuştu. İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü deprem ile ilgili haritayı paylaştı. Kurumun bir numarası olarak bilinen ve ülkede alanında en tanınan figürlerden biri olan bilim insanı, bu bölge sismik hareketliliğin çok yüksek olduğu bir bölge. Türkiye 150 kilometrelik fay hattında birkaç saniyede 3 metre hareket etti, ifadesini kullandı. 3 metre gitti iddiası. İtalyan Corriere della Sera'ya konuşan Doglioni, bu gece Arap fay hattı, Anadolu fay hattından kuzeydoğu güneybatı ekseninde 3 metre hareket etti gibi gözüküyor, dedi. Hareketliliğin 3 metreden de fazla olabileceğini dile getiren Doglioni, bu çok büyük bir hareket dedi. Doglioni, burası oldukça hareketli bir alan ve Akdeniz'deki en tehlikeli bölgelerden biri. Geçen yüzyıllarda buralarda çok şiddetli depremler meydana geldi, yorumunu yaparken, Türkiye, Arap levhası üzerine gitti gibi gözüküyor, yorumunu yaptı. Olası bir tsunami riski ile ilgili açıklama yapan Doglioni uyarı kaldırıldı. Fakat meydana gelebilecek bir toprak kayması ile birlikte bunun yeniden gelmeyeceğinin garantisi yok ifadesini kullandı. İtalyan bilim insanı benzer depremlerin yeniden yaşanabileceğini de söyledi. Doglioni bölgede hareketliliğin asla durmadığını da dile getirdi. Arap levhası nedir? Orta Doğu'da bulunan ve Arap Yarımadası ile kuzeyini kapsayan bir levha olan Arap levhası Bahreyn, Suriye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesi ve İran'ın da bazı bölgelerini kapsıyor.